Hadi be. Ciddi misin yani? Bir o elektrik vardı. Karahanlı Jersey çiftliğinden herkese selamlar. Daha doğrusu günaydın. Şimdi mesaiye başladım ben de. Kayıt altına alayım dedim. Evet, konuya yabancı olanlar için bir çok kısa bir özet geçeyim. YouTube'a birkaç video daha atmıştık. İşte Mercedes sattık, inekleri alıyoruz diye. İşte köyümü tanıttım falan. Fakat ortada şöyle bir sıkıntı vardı, inek yoktu. Yani sürekli konuşuyorduk bir şeyler hakkında. Ondan sonra fakat inekleri alınca da fırsat bulamadık video çekmeye. Ondan sonra bir ay falan oldu biz bu inekleri alalı. Bir aydır bakıyorum. Anca fırsat bulabildim. Böyle vlog tarzında bir seri çekeyim dedim ben de. Madem inekler de gelmiş. Tabii buradaki süreç bayağı uzun olduğu için hepsini bir arada çekemiyorum. Mesela bugün bu yam karma olayını çekeyim dedim. Şimdi saat 6:20 geçiyor. Normalde benim mesaim 6'da başlıyor. Tabii bazen tembellik yapıyorum. İşte çünkü sabah kalkmak zor oluyor. Özellikle hava soğuksa, ki şu aralar çok sıcak olduğu söylenemez havaların. Şuraya kasayı koyayım. Tembellik yaptığım için birazcık gecikiyorum. Normalde 6'da başlamam lazım. Saat 7'de benim sahamım başlıyor. Saat 7'ye kadar genel işleri hallediyorum ki sahamdan sonraki işlerim rahatlasın. Yani 7'ye kadar hızlı bir şekilde halledersem sahamı sonrası epey rahatlıyorum. Ama genelde de halledemiyorum. Çünkü işte böyle geç kalıyorum. Mesela şu anda saat 6:20 geçiyor. Yetiştiremezsem bir kısmını sahamı sonrasına bırakacağım. Şimdi çiftliğe gelince ilk başta ne yapıyorum? İlk başta yemlikleri temizliyorum. Yemleri karıyorum. Ondan sonra sahamı hazırlıklarını yapıyorum. Bu zaten benim bir saatimi alıyor. Şimdi de yem karmak için işte bunları topluyorum. Bunlardan da bahsedeyim kısaca. Yem karma nedir, rasyon nedir onlardan da bahsedeyim. Tabii bunlardan bahsediyorum ama bu programı hayvancılık yapmayan insanların izlediğini varsayarak bahsediyorum. Yoksa eğitim amacıyla veya bir şey öğretmek amacıyla değil de hani hiç ilgisi olmayan insanlar için böyle genel kültür olacak düzeyde bahsetmeye çalışacağım. Yoksa ben de bayağı acemisiymişim. Şimdi normalde hayvanlara rasyon hazırlanır. Rasyon nedir? Hayvanların ihtiyaç duyduğu besin gıdalarını böyle farklı farklı yiyeceklerden, ki burada maliyet ön plandadır. Farklı farklı besinlerden, besinlerin karışımıyla onları karşılama olayına diyoruz. Yani çok basit bir şekilde. İşte kahvaltıda sadece peynir yemiyorsun. Aynı zamanda yumurta yiyorsun. Yemekte aynı zamanda et yiyorsun. Böyle dengeli besleniyorsun. Hayvanların da dengeli beslenme ihtiyacı var. Çiftçiler de ellerinde hangi malzemeler var, hangilerini satın alabiliyorlar, bunlara bakıyorlar. Ellerinde neler varsa bunlardan bir karışım yapıyorlar. Tabii değerlerine de bakarak. Bizde de sılaj var, yonca var ve saman var şu anda. Bir de tabii kesif yem var. Bunlardan çok basit, ilkel düzeyde bir karışım hazırlıyoruz. Vallahi çok da vaktim olmadı araştırmaya. Profesyonel bir, yani bilimsel metotlarla bir rasyon hazırlayamadık şu anda. Çok göz kararı veriyoruz ama yine de idare ediyoruz bir şekilde. Şimdi bu topladığım şey mısır sılacı. Mısır sılacı, mısır biçildikten sonra mısırda ki neredeyse her şey benim bildiğim kadarıyla işte yapraklarıdır, sapıdır, şeyleridir falan. Yani bu gövdesi var mı onu tam bilmiyorum ama yapraklarıdır, taneleridir falan filan, işte bunların bir karışımı. Burada tabii şöyle bir mesele var. Bunları turşulaştırıyorlar. Aynı bizim turşu yaptığımız gibi. İşte turşu yapınca bir besin gıdasını çok uzun süre saklayabiliyoruz. Aynı mantık burada da geçerli. Bunlar da böyle kapalı ortamlarda geliyor. Hiçbir şekilde hava almıyor bu. Hava alınca da bozuluyor. Ve bu sayede de çok uzun süre bozulmadan kalabiliyor. Bu tabii besicilik ve hayvancılık açısından da çok önemli bir devrim. Artık tam olarak ne zaman yerleşmeye başladı bilmiyorum.
Fakat slice demek şu demek. Yılın her vakti ucuz maliyetlerle değerli bir besine sahip olmak. Bu çok kolay bir şey değil hayvancılık açısından. Turşulaşmış olduğu için her zaman çıkartıp, hatta şurada da şeyler var, daha açılmamış olanları var. Tabii şu anda biz böyle paketlerden alıyoruz ama daha büyük işletmeler genelde kendileri yaparlar. Ve kuyuları falan vardır. Biz de inşallah ileride geçeriz kuyuya. Slajın da büyük oranı su. Yüzde, yanlış hatırlamıyorsam 60-65 civarında su var. Yani genel olarak yumuşak ve nemli bir yapıya sahip. Evet. Şimdi gidelim saman almaya. Allah'tan yonca içeride vardı, onu taşımak zorunda kalmıyorum ya. Bunların aslında hepsi angarya. Yani çok daha kolay yapılabilir bu işler ama şu anda maalesef böyle. Şimdi şuradan samanımızı alalım. Ama işte burada önemli olan nokta bunu dökmemek. Çünkü saman çok böyle değişik bir şey. Yani kolay tuttur, çok ince kıyıldığı için ipe sapa çok gelmiyor. O yüzden de dökülebiliyor. Toplaması epey zahmetli. Evet. Şimdi daha demin rasyon demiştik. Rasyon farklı farklı besinlerin karışımı. Tabii bunların homojen bir şekilde karıştırılması gerekiyor. İşte buna da yem karma diyoruz. Yem kararken de bunlar belirli partikül büyüklüklerinde, belirli bir nemde birbiriyle homojen olarak karılmaları gerekiyor. Tabii bu teknik orta ve büyük ölçekli işletmelerin çoğunda belki makinalarla yapılıyor. Yani bunları atıyorlar, makine direkt onlara karıp veriyor. Fakat şu anda öyle bir imkanımız olmadığı için günde iki defa sabah ve akşam bu yemlerin hepsini elimle karıyorum. Bizimkilerin keyfi yerinde, yatıyorlar. Şu biraz sinirli gibi sanki. Ve bunlarda da bir huysuzluk var ama çözemedim. Oh. Şimdi samanımızı, şu açık bırakmışım. Samanımızı şöyle bırakalım. Bu arada hava da bayağı soğuk. Hava çok soğuk değil de bu eldiven insanı ayrıyetten üşütüyor. Nemlendiği için herhalde. Nerede benim bıçağım? Bu balyaları bir arada tutan en önemli şey bu ip. Bu samanlarda da var, şeylerde de var. Yonca'da da var. Tabii bu işletme için bir sorun. Niye sorun? Bunların bunlar hayvanlar için tehlikeli şeyler. Eğer çiğnemeye başlarlarsa yutuyorlar ve çok ciddi rahatsızlıklara sebep oluyor. Bunun için de tabii böyle en azından bir çöp bidonu falan olması lazım. Bu aslında yaptığım tehlikeli bir iş. En kısa zamanda bir varil ayarlayacağım buraya. O varilin içine atacağım. Ama tabii direkt açık bir şekilde de bırakmıyorum ben. Bunları kelebek yapıyorum. Niye böyle yapıyorum? Geçen babam dedi. İşte bu semaver yakarken herhalde denemiş. Çok güzel tutuşuyor diye. Bunlar da boşa gideceğine, hem böyle toplu bir halde dursunlar, hem de tutuşturmada bize faydası dokunur diye böyle yap dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi samanımız hazır. Bunun adını bilmiyorum vallahi. Ben şey diyorum makineye, yonca biçme makinesi diyorum. Çünkü tek yaptığım şey yonca biçmek makineyle. Şunu şöyle bir dökelim. Samanımızı da koyalım.
Şimdi bu makine niye tehlikeli? Ondan hemen bahsedeyim ama şurayı bir süpürmem lazım. Biraz acele ediyorum çünkü geçe kaldım. 20 dakika kadar. İşte 6'da başlamam gerekiyordu. Ama uyku çok tatlı oluyor. Gerçi uyku da değil bu. Uykudan sonraki o salaklanma evresi. Şimdi makineyi anlatayım. Normalde hemen yoncayı getireyim, onun üzerinden anlatayım. Bunlar yoncalarımız. Burada malaklarımız var. Ama bunları buradan alacağız. Çok rezil durumdalar aslında. Yani tamamen elimizde olmayan sebeplerden dolayı buradalar malaklar. Şimdi yonca saman gibi böyle küçük küçük partiküllere ayrılmış değil. Bayağı kaba kaba, büyük büyük parçalara ayrılmış. Bunları hayvanlar yemiyorlar kolay kolay. Biz de bunları o yüzden parçalayıp küçük partiküllere ayırıyoruz. Hemen şunları da yapayım. Hayvanlar bir de çok yemek seçiyorlar. Yani istediğimiz kadar karın, yine de o küçük yemleri, hoşuna giden şeyleri eşiyorlar, oradan buluyorlar. O yüzden mümkün olduğunca partikül büyüklüklerini doğru ayarlamak gerekiyor ve yemi iyi bir şekilde karıştırmak gerekiyor. Yoksa hayvan tamamen istediği yemi yiyor, diğerlerini atıyor. Yani karıştırarak bunun bir nebze önüne geçiyoruz. Şimdi bizde yonca bol olduğu için yoncayı bol bol veriyoruz. Bu da tamam. Şimdi makineyi buradan yoncayı alıyoruz, buraya atıyoruz. Burada bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz, böyle şeyler var, dişler, bıçaklar var. Bıçaklar dönüyor, kesiyor ve aşağıdan fırlatıyor. Makineyi açınca sesten hiçbir şey anlamayacaksınız. O yüzden şimdi anlatayım. Niye tehlikelemiştim makine için? Yani böyle görünürde bir şey yok. Elinizi falan kaptıramıyorsunuz kolay kolay. Fakat bu dalgınlığı affetmiyor. Niye? Çünkü buraya yonca attığımız zaman bazen gayri ihtiyari fazladan atıyoruz. Yani ciddi fazla oranda yonca atıyoruz. O da makineyi tıkıyor. Tıkayınca tık ediyor, makine duruyor. Sen de zannediyorsun ki makine durdu. Şuradan elini sokuyorsun o otu almaya. Otu alınca makine birden çalışmaya devam ediyor. Allah korusun, ölüme kadar yolu vardır diye tahmin ediyorum. O yüzden bir sıkıntı olduğu zaman direkt makineyi buradan durduruyorum. Ondan sonra alıyorum. Benim korktuğum şey dalgınlığa gelmesi. Özellikle sabahleyin bazen uykum oluyor. Haydi başlayalım. Aynen işte bahsettiğim buydu. Biraz fazla attım aceleden dolayı. Durdurdum makineyi. Şunları çekiyorum. Yani düşünsene bunun birden böyle çalışmaya devam ettiğini makine açıkken. Allah korusun. Buradan olmamış. Biraz daha verime yönelik aslında. O yüzden süt kalitesi için çok çok iyi değil fazla kullanılması. O yüzden biz de kaba ağırlıklı besliyoruz zaten. Yani kaba yem dediğim şu gördüğünüz kaba saba olan, büyük olan yemler. Bu da kesif yem deniyor, fabrika yemi. Kaba yemle beslediğimiz takdirde daha fazla oranda süt daha sarı oluyor, daha kaliteli oluyor. Yani bir anlamda şey gibi, sanki çayırda beslenmiş inek gibi düşünün bunu. Daha doğal oluyor. Hafif ıslatıyorum çünkü çok kuru. Bunların birbirine hem birleşmesi lazım hem de
biraz kolay çiğnenmesi lazım. Ama fazla suda kalmamış. Ama çok da ıslatmıyorum çünkü bu sefer de şimdi bu hayvanlar geviş getiren hayvanlar oldukları için yeterli sayıda geviş getiremiyorlar. Çok ıslak olunca hemen tüketiyorlar. Onu da istemiyoruz. Yani yeterli bir ıslaklık istiyoruz. Yem karma dediğimiz olay da aslında bu. Yani bu farklı farklı yemlerin homojen olarak birbiriyle birleşmesi. Tabii bu çok eski bir usul. Yani herhalde 20-30 yıl önce herkes böyle yapıyordu ama şimdi pek bir insanların yaptığını zannetmiyorum. Böyle çok küçük işletmeler hariç. Bir de işin kolayına kaçıp hiç karmayanlar var küçük işletmelerde. Adamın iki tane ineği var diyelim ki, bir tane iki tane. Karmıyor. Direkt üzerine atıyor, orada karıyor falan. O yüzden bu tekniği kullanan ne kadar kişi var bilmiyorum. Bunun teknikleri zannediyorum vardır farklı farklı. Yani daha iyi, daha rahat nasıl karılır diye. İlla ki yüzyıllardır insanlar geliştirmişlerdir böyle teknikler. Tabi bana sadece kar dediler. Ben de böyle nasıl hoşuma gidiyorsa öyle karıyorum. Şimdi duvara çarptıracağım. Duvara çarptırmayı seviyorum. Oh. İşte şuradaki samanlar falan, bunların hepsi birbiriyle birleşik. Böyle hiç ayıramayacaksın. Ama yeterli ıslaklığa sahip değiller. Şuradan dönerek. Bu biraz yorucu oluyor tabi. Ya ben spora gittiğim halde yorulmuştum ilk başta ama yavaş yavaş alıştım. Şimdi şuradaki duvarı çarptırıp böyle daha rahat bir şekilde karmaya çalışıyorum. Bunları böyle birkaç tur dönünce iyice altındaki üstündekiyle birleşiyor. Burada yemi karmak biraz sıkıntı. Yem dediğim bu küçük yem. Abika yemi. Aralardan kaçabiliyor. Daha da fazla kalmıyor. Çünkü genel olarak karıldı. Şimdi bu bir saatimize bakalım. Bak geç kalmışız. Hemen şurayı halledeyim. 45 geçiyor, benim 7 sahamım var. Bu da demektir ki benim bir 5 dakika sonra saham hazırlıklarına başlamam lazım. Çünkü orayı temizleyeceğim, saham yaptığım yeri. Hayvanları oraya alacağım. İşte makineyi tekrar temizleyeceğim, sudan geçireceğim falan. Az iş yok yani. Bir de sahamın dakik olması lazım. O saham apayrı bir zaten konu. Onu da şeyde çekeceğim. Şunları halledeyim. Başka bir günde onu çekerim. Ya burada bayağı iş var aslında. Danalar var. İşte sağım var, yem karması var, genel işler, sütü doldurması falandı filandı. Ben saat 6 gibi başladığım zaman eğer en iyi ihtimalle, yani iyi çalışırsam, dinlenmezsem böyle saat 9 gibi bitiriyorum. Akşam da aynısı. Ama işte genelde de zamanında bitiremiyorum. Bunlar da hayvanın seçtikleri, yemedikleri şeyler. Kızlar, deli baş, gel bakayım. Hayvanlar bu yerde niye o kadar ot var? Çünkü atıyorlar. İşte altyapı eksikliklerinden dolayı aslında bunların önüne geçilebiliyor.
Fakat imkanlar şu anda el vermediği için o küçük hoşlarına giden yemleri seçebilmek için alttaki bunları böyle kafalarıyla biriktirip biriktirip fırlatıyorlar. Ki o güzel olanları alsınlar. Bu şey gibi ya, tıpkı hani böyle karışık çerez vardır da fıstıkları almak için diğerlerini böyle biriktirirsin biriktirirsin. En son onlar o kalır. Bunlar da aynı mantık. Yani aslında insanın o yaptığı şey ineklerinkinden farklı değil. Evet, bunlar da yalama taşımız. Kaya tuz daha doğrusu. Şimdi bunları ne yapacağız peki? Bunları da geri dönüşüme göndereceğiz. Yani hakikaten doğaya baktığın zaman pek bir şey, daha doğrusu hiçbir şey ziyan olmuyor. Biz de o mantığı hani elden geldiğince, imkanlar el verdiği ölçüde yapmaya çalışıyoruz. Yan tarafta mandalarımız var. Bunları da onlara veriyoruz. Onlar da her şeyi yiyor. Yani böyle inek gibi hassas değiller. Dolayısıyla bunlardan arta kalanlara üzülmüyoruz şu anda. Bu arada mandalar daha genç demiştim, o yüzden süt vermiyorlar. Öyle bir süt satışımız da yok manda için. Manda apayrı bir olay zaten. Şimdi bunlar, bak buradan normalde kafayı çıkartması lazımdı. Yatıyor. Normalde buradan böyle ayağını atıyor, kafayı çıkartıyor, izliyor burayı. Küçük olan. Şimdi bunlar tamam. Burası tamam. Şu yemimizi dolduralım. Bunları bir de yemleri hayvanlara vereceğim ama bunu sahamdan sonra yapıyorum. Hayvanlar bir de şeye, inekler de o doğrusu, ritüellere önem verirler. Yani aynı zamanda aynı şeyi yapmak istiyorlar. Bir gün öyle, bir gün böyle yapamıyorum. Hepsine sahamdan hemen sonra oraları dolduruyorum. Ondan sonra da afiyetle yiyorlar ama. Şimdi yemeği verirsem bu sefer sahama zor götürürüm. Böyle saçma bir şey olur. Bunu çok iyi kararmamışım. İşte aceleden dolayı ama yeterli. Evet, yem karma olayı burada bugün bitiyor. Vaktinde bitirebildim. Şimdi de sağım vakti var. Fakat o ayrı bir videonun konusu. YouTube'dan takipte kalabilirsiniz. Yeni videolar gelecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.